Şalom Bekulaym, herkese tekrar selamlar. Yine konuşuyoruz, öğreniyoruz serisinden devam ediyoruz. Bu akşam Ahmet Bey ile konuşacağız. Kendisi de uzun süredir dersleri takip ediyormuş. İlgisi güzel. Doğaçlama olacak tamamen. İlk konuşmamız umarım herkes için faydalı olur. Hem bizim için hem de izleyenler için diyelim. Şalom Ahmet. Şalom, Ani Ahmet, Nayim Mevut. Kamani, Naimut. Ben Kamata. Ani, ben Hamişim ve Ehad. Hamşim Mekat. Hani ben arabayım. Hani ben arabayım. Ey Fuat Agar. Ani Garip Kocaeli. Kocaeli. Atagar Bey Kocaeli. Bederekler şualim kaha. Bema ata ovet o ma miksova şelha. Miksova meslek demek. Ma miksova şelha. Mühendis Sekine, gemi mühendisi, Mehandes, şekol emkol mehandes, ze mehandes. mühendis, Ki çok benziyor, dikkat edilirse çok benziyor mehandes. mühendis, Onia. Mehandes Onia, Onia, Onia. Onia, O Onia, Onia, Onia diyoruz. Hatta geçen Onia. gün bir şarkı işlemiştik. Kim sever seni benden daha fazla diye, orada da Onia kelimesi geçiyor. Çoğulu Oniot diye geçiyor. Onia. Az ata mehandes Onia. Mühendis Onya. Ata mekandis on ya. Kama şanim ata lomed ivrit. Ştaim aynı daha hikayemi verdim. Ay Hodeş, Kardeş. Hodeş. Hayiti Lomet. Leot Lomet Ştaim Omeş. Hodeş. Şöyle. Kardeş. Türkçe ifade et. Önce bir Türkçe duyayım ben. Ne söylemek istediğinizi. İbranice öğrenmeye 2 ay önce başladım. Ani hitkalti, hitkalti başladım. Hitkalti lilmot ivrit, lifney, lifney hoçayim. Yine karşımıza şu çıktı. Özellikle zaman ifadelerinde ikili şey söz konusuysa kendine has bir ifadesi var. Hoçayim 2 ay. Şuvayim 2 hafta, şınatayim 2 yıl, yomayim 2 gün. Özellikle bu zaman ifadelerinde ikili ise, yani 2 gün, 2 hafta, 2 yıl, 2 ay gibi ifadeler, rin kendine has ifadeleri var. İki Yomayim, ve ay kelimesi tek kelimeye dönüşmüş. evet, hoçayim oluyor. O çay. Hoçayim. Şöyle demek de doğru. Ani hayti lomet, bu şu anlama geliyor. Öğreniyordum. 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 Anlamına geliyor. Şöyle de cümle kurabiliriz. Ani lomet ivrit mi hoçayim. 2 aydır. Anil Lomet Mi hoçayim. İvrit Mihoçay. Mi hoçayim. Buradaki mem denden ifadesini katıyor. Yani İngilizce'deki from ifadesini katıyor. Az lama ata lomet ivrit. Ani o hev
Hani o her otantik sefer, sefer otantik. Tamam. Türkçe kur cümleyi. Türkçe kur. Eski kitapları okumayı sevdiğim için. Ani ohev likro. Ani ohev likro. Ani ohev likro. Likro. Sıfarim. Otantim. Otantim diyebiliriz veya sıfarim. Yaşanim. Veya sıfarim kuduşim. Kadoş. Kadoştan geliyor. Kutsal. Kadoş bahur diye bir şey var galiba. Kadoş baruhu. Baruhu. Kadoş baruhu. Ona atfedilen bir nitelik, bir isim diyelim. Kadoş baruhu. Kadoş aynı zamanda kendi başına, yani anlamı var, kutsal demek. Eğer kitaplar dediysek çoğulu oluyor ya, sıfarim, evet. Çoğulu oluyor. Hı. Sıfarim ha kadoşim diyebiliriz, kutsal kitapları. Sıfarim ha kadoşim. Kadoşim. Az ata ohev likro sıfarim ha kadoşim ve biglaze atalome divrit. Uzun oldu. Yani şey yapıyoruz, bu sadece doğaçlama ve bir nevi alıştırma diyelim, yani ilk alıştırma diyelim. Biglaze aslında edatlarda var. Edatlar dersinde var. Biglal şey demek, den dolayı. Öyleyse. Dolayı. Öyleyse. Hayır, dolayı. Dolayı. Yani. Dolayı. Biglaze. Yani bikoz gibi. Bikoz gibi. Bikoz gibi. Biglaze. Bildiğim kadarıyla zaten İbranici'yi İngilizce temelin, yani İngilizce karşılaştırmalı olarak öğrenmeye başlamışsınız. Evet, 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 ama evet. Kısa bir süre önce bizim, yani benim yapmış olduğum derslerle karşılaştınız. Şimdi bunun dışında mesela herhangi bir yerde veya kendin anlatmak istediğin bir şey varsa, mesela bunu şu an İbranici nasıl ifade edersin? Doğaçlama yani. Anlatmak istediğin bir şey olabilir. Kendin kurmak istediğin cümle olabilir. Notlarıma bakmamda sakın. Yok yok yok. Tabii ki yok. Misrat, aval, lo, ani, oleş, ki hava çok kötü, kar yağıştı. Yol kapalı. Şöyle. Yani yarın ofise gideceğim. Fakat yol kapalı olduğu için gidemeyeceğim. Yani aslında gitmen lazım. Yani. Gitmen lazım ama gidemeyeceksin. Şöyle diyebiliriz yani. Mahar ani sarih. Mahar ani sarih. Burada çünkü bir tercih değil de zorunluluk söz konusu. Veya ihtiyaç söz konusu. İşten dolayı diyelim. Mahar ani sarih lelehet. La misrat, bunu diyebiliriz veya mahar ani hayav, mecburum, hayav mecburum, lelehet la misrat, aval ani lo yahol ki, biglal mezegavir diyebiliriz, biglal, biglal mezegavir hava durumu, hava durumu. Burada benim gördüğüm ilk etapta şey, şu çok çok önemli, aynı Türkçe'de olduğu gibi, eğer
bir fiilden sonra bir başka fiil kullanıyorsak illaki ve illaki o fiilin isim halini kullanıyoruz. Aynen Türkçe'de olduğu gibi. Şöyle diyemiyorum. Ben istiyorum, gidiyorum. Demek mümkün değil Türkçe'de. Değil mi? Evet. Yani bu Bunu fiilin isim hali genelde L ile başlayandır. genellikle L Yani ile başla, L ile başlar. Türkçe'de de sonuna mekmak getiririz. Çünkü eğer ben şöyle dersem istiyorum gidiyorum dersem bu çok anlaşılır bir cümle değil. Yani ben istiyor muyum yoksa gidiyor muyum bu belli değil. Bu yüzden ne diyoruz Türkçe'de? Gitmek istiyorum. Yani gidiyorum fiilinin köküne iniyoruz. Git kalıyor. Sonuna mek veya mak getirdiğimiz zaman o fiili isim haline getirmiş oluyoruz veya mastar haline getirmiş oluyoruz. İbranice'de biz buna fiilin isim hali diyoruz. Şemhapoal. Şemhapoal. Az önceki örnekte eğer şöyle demiş olsaydım makar ani holeh lamisrat sonra devam ettik dedi ki aval ani looleh. Burada cümle şu açıdan biraz havada kalıyor. Yarın gidiyorum ama gitmiyorum. Bu yüzden şu anki durumu ifade edebilmek için yarın gitmeliyim veya gitmek zorundayım. Aval fakat gidemiyorum. Gidemiyorum. Burada önemli olan şey gerçekten fiillerin bir başka fiilden eğer bir fiil bir başka fiilden sonra geliyorsa bunu nasıl kullanacağımızı bilmek. Bununla ilgili zaten fiiller serisinde, kanaldaki fiiller serisinde fiilin isim hali diye kısa bir sunum yapmıştım. 11 dakikalık falan orada ifade etmiştim. Türkçe'de de olduğu gibi. Ben istiyorum, yiyorum diyemiyorum. Ya yiyorumdur ya da istiyorumdur. Çünkü ikisini bu şekilde kullandığım zaman konu anlaşılmıyor. O yüzden diyoruz ki ben yemek istiyorum. Ben gitmek Gayet istiyorum. mantıklı. Ben almak istiyorum. Ve malıyım ifadelerinde yani ihtiyaç ifadelerinde. İbranice'de durum aynı biraz daha benim nazarım daha belirgin. Daha bir belirgin. Çünkü her daim fiilin isim halini kullandığımız zaman ne yapmak istediğimizi orada belirtmiş oluyoruz. Bunun dışında sarih gibi, meli malı yani yapmalıyım gibi veya hayav, mecburiyet ifade eden durumlarda da yine fiilin isim halini kullanıyoruz veya mastar halini kullanıyoruz. Ani hayav laleket. Ani hayav lehol. Yani yemeliyim, gitmek, daha doğrusu gitmek zorundayım, yemek zorundayım gibi ifadeler. Bu çok karşılaştığımız bir durum açıkçası. Dil öğrenirken bazı insanlar şey diyor, yani ne gerek var yani fiilin mastar halini kullanmaya? Türkçe'de de kullanıyoruz yani. Tabii, Türkçe'de de yani İngilizce kullanıyoruz bunu. Ama bunu kıyas yaptığımız zaman daha bir kişi daha bir rahat anlıyor. Daha bir kolay kabul ediyor. Çünkü dili öğrenirken en büyük sorunumuz aslında kuralları kabul etmek. Kabul etmek. Bunu yapabilirsek daha hızlı ilerliyoruz. Eğer işin içerisine felsefe diyeyim tırnak arasında veya yorumu katarsak mümkün değil ilerleyemeyiz. Çünkü söylemiş olduğumuz şeyler kendi dilimizde de aslında günlük olarak kullandığımız ifadeler. Fakat kıyas yapmadığımız için görmüyoruz. Bunun dışında ya başka bir cümle kur mesela. Doğaçlama yani. Tabii. Ohev etha Anilo ohev. misada hazo. Anilo Lo ohev. İbranice'deki olumsuz ifade yani lo hem hayır demek hem de olumsuz hali dönüştürüyor. Kendisinden sonra gelen ifadeyi. Örneğin ben aç değilim diyeceksem ani lo raev dediğim zaman aç değilim ani raev dediğim zaman açım. Örneğin lo ifadesi o la değil. Her zaman için lo'dur değişmez. Ağzımdan Yo yanlışlıkla. yo problem değil. Tekrar kurun o cümleyi. Ani lo ohev et hamis ada hazo.
Hazo da diyebiliriz, hazot da diyebiliriz, hazoti de diyebiliriz. Çünkü Misa'da nekev olduğundan dolayı bu ifadeleri kullanıyoruz. Doğru, ben bu restorantı sevmiyorum. Misa'dayı sevmiyorum. Hocam şimdi soru cümlesi olduğunda cümlenin başına da lo mu yani söylememiz lazım. Mesela Mesela bana biri örnek. sordu diyelim. Ya bu restorantı seviyor musun? Şöyle. Ben de lo ani lo ohev mi? Şeklinde cevap Direkt vereyim. lo da diyebiliriz. Lo. O da bir cevap yani. Hiç uzun cümle kurmaya da gerek yok. Lo. Ama kibar hali diyelim. Daha çok insanların beklentisi diyelim. Lo. Ani lo ohef. Veya ani lo ohef. Veya tam tersi ani ohef. Cümlede iki tane lo olması da Olabilir. Lo, ani anlam. lo hef. Lo diye başlarım cümleye. Lo, ani lo o hef. Tam tersi ken, ani o hef. Olumlu da dikkat edilirse mesela ken ani o hef dediğim zaman veya ani o hef dediğim zaman ken'i kullanmak zorunda değilim ama kullanılıyor. Ken ani o hef. Ken o hef. Bu da kullanılıyor ama direkt ani o hev dediğimiz zaman cümle zaten olumlu yani. Lo yoksa cümle olumlu. Ata o hev eta irşelha veya şöyle söyleyeyim ata o hev eta İzmit. Hani o hev Ani o hef de diyebilirsiniz. Ani o hef. Yani İzmit'i seviyor musun dedim. Evet. Ani o hef. Bu, o da bir cevap yani. Ken de cevaptır. Böyle durumlarda ken. Ama bazı insanlar illaki yok detaylandırmayı bekliyorlar yani. Daha iyi anlamak için diyelim. Bunun dışında ata o hev eta avoda şelha. Hani o ev avoda şeli Etavodaşeli. avoda Bu durumlarda da şeli evet buyur. Dinliyorum. yani benim işimle ilgili Tabii söyleyecektim tabii. de devam Buyur, açıklama buyur. onu nasıl söyleyeceğim hani ovet Galgal Gumi. Gumi. Benim her zaman tavsiyem şudur yani bu tip durumlarda. İlk etaplarda diyelim. Sonra zaten doğaçlama kendiliğinden gelişiyor. Vereceğimiz cevabı veya kurmak istediğimiz cümleyi zihnimizde Türkçe kuralım, çevirelim. Başlangıçta hep öyle. Her zaman öyle. Yani önce cümleyi kendi kafamda kuruyorum ve vereceğim cevabı veya soracağım soruyu. Sonrasında onu kendimce çeviriyorum ama belli bir aşamadan sonra diyelim, belli bir yoldan sonra diyelim, doğaçlama olarak zaten buna gerek kalmıyor. Mantıklı daha uygun Ona gerek olabilir. kalmıyor. Yani ben bu şekilde öğrendim ve bu şekilde tavsiye ediyorum. Gördüğüm kadarıyla da işleyen ve faydalı olan bir yöntem yani bu. Kama şaot ata ovet beyom. Ne anladığını söyle. Ne anladığını söyle. Kama genelde kaç veya Kaç? nasıl bugün hayon Kama şaot ata ovet beyom. beyom Beyom. beyom Beyom. bugün yani bugün işle ilgili Şöyle dedim. Şöyle dedim. Kama şaot, kaç saat? Ata ovet. Anladın mı? Ata ovet. evet, yani sen ovet Neydi ovet? ovet çalışma. Çalışmak. Kama şaot, ata ovet. Be yom. Beyom bugün. Beyom bugün değil. Beyom bugün değil. Beyom genel bir ifade olmuş oluyor.
günde, yani günde kaç saat? Beğeneydi. Beğeneydi. Anibabayt. Anibabayt yani, mesela. Çin'de de yani D'da gibi. Evet, D'da gibi. Anibabayt. Anibe Petahtikva. Anibe Petahtikva. Ben Petahtikva'dayım. Anibe Avoda. Anibe Avoda. Ve eğer bu şekilde bir soru duyulmuşsa, Kama Şaot Ata Ovet Beyon, bu genel bir ifade. Daha doğrusu genel bir soru. Yani günde kaç saat çalışıyorsun? Şu şekilde sormuş olsaydım, Kama Şaot Ata Ovet Hayom. Hayom. Yani bugün. Özellikle belirtiyorum. Yani bugün Hayom. Hayom, Beyom. Hayom ve Beyom arasındaki fark bu. Beyom daha bir genel bir ifade. Ama Hayom dediysem özellikle bugün ifade ediyorum. Ben ilk duyunca da Şaot'u bildiğim halde saat olduğunu anlayamadım. Çoğul ifadelerde hep böyle karıştırıyoruz. Daha doğrusu farklı geliyor kulağa. Çünkü biz çoğul ifadelerde ler'lara alışmışız. Ler'lar. İbranice'deki çoğul ifade... Buyur. Ya bir de yazıdan ben hep okuduğum için şimdi sesli duyunca anlaması kolay olmuyor yani. Kağıtta olunca daha kolay tabii. Gözümün önünde devamlı. Ben yine not alıyorum. Burada o zaman yani duymayla ilgili bir eksikliğimiz var. Daha doğrusu alıştırma ihtiyacımız var diyelim. Alıştırma ihtiyacımız var diyelim ama genelde evet farklı giriyor. Şimdi kama şaha deseydim herhalde daha anlaşılır olacaktı. Ama soru doğru olmayacaktı. Çünkü burada kama diye başladıysam bir soruya, demek ki birden fazla olduğunu tahmin ediyorum. Birden fazla olduğunu biliyorum. O yüzden çoğul ifade ediyorum. Mesela eğer tapuah, elma demek. Eğer ben şöyle bir ama bir elma yani tapuah, elma. Burada sayı ifadesi yok ama ben soruya veya herhangi birisi soruya kama ile başladıysa demek ki birden fazla bir ifade söz konusu veya birden fazla bir değer söz konusu. O yüzden zaten kama diye başlıyor ki bilmiyor. Zaten bilse bir edat olduğunu bilseydi sormayacaktı. Öyle diyelim. Ama kama ile başladığımız zaman her soruda miktarını, değerini öğrenmek istediğimiz her şeyin çoğul olarak ifade ediyoruz. Kama hocam şey mi? Şimdi sayılabilen ve sayılamayan da kullanılıyor mu? Hani İngilizce'de how many, how much farklı oluyor ya, sayılabilen veya sayılamayan. Evet, kullanılıyor. Kama tapuhim yeş örneğin. Kama tapuhim yeş. Kaç tane elma var? Kaç tane elma var? Bunun dışında ben kama ata örneğin ilk başta onu sorduk yani. Burada yaşı soruyoruz yani. Bu sayıla... Kama zeole aklıma geldi. Kama zeole. Kaç para? Kaç para demek? Aslında kama zeole, yani ole fiili lalottan geliyor. Yani yükselmekten geliyor ama Türkçe bunu tam olarak çevirmemiz mümkün değil. Bu yüzden diyoruz ki bu ifade, bu kalıp bir şeyin fiyatını sorarken kullandığımız ifade. Böyle kurgulanmış dilde. Kama zore. Kama elbette yani sayılan, sayılamayan, burada sayılamayan ne olabilir? Aklıma gelen yıldızlar mıdır? Yani örneğin onları sayamayız veya... diyelim ki şey, deniz kumu mesela. Deniz kumu, kumsalda kaç kum olduğunu gibi. Şimdi... Çokluğunu tabii sorabiliriz yani. Çokluğunu ama... sorabiliriz ama benim gerçekten tavsiyem şudur yani. Kendi gençliğimde veya çocukluğumdan hatırlıyorum. Benim zamanımda lisede İngilizce öğrenenlerin birçoğuna sorun İngilizce öğrenemez. Öğrenemedi zaten. Sebebi şuydu yani, gramere boğdular. Gramer, 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 gramer. Ama sokağa çıktığınızda o gramer yok. Veya daha ben İngilizce için söylüyorum ama... oradaki kültürü, oradaki dilin kurallarını başka bir dili öğrenirken, özellikle İbranice öğrenirken var mı diye sorarsak orada gerçekten zaman kaybetmiş oluruz. Sebebi şu, hayatımda kaç tane insan bana denizde kaç tane kum olduğunu sorma ihtimali var. Biri günlük hayatta bize böyle bir şey sorsa ne deriz yani o adama? Ya akli dengesi yerinde değil deriz ya da gevezelik yapıyor deriz. Sorması, böyle bir şey sorması mümkün değil.
Yani bilim insanı bile gökyüzünde kaç tane yıldız olduğunu sormaz. Böyle bir ihtiyacımız yok yani. Çünkü sayılamayan şeyler bunlar veya bilinmesi mümkün olmayan şeyler. Tabii önce temelini almak önemli olan bilim. Yani Detayı daha geliştikçe tabii. bu tip biliyorum buna benzer ifadeler vardı farklı dilleri öğrenirken işte sayılamayan sayısı. Yani sokağa çıktığımda ben bunları kullanmayacağım ve bu söylemiş olduğunuz şeyler açıkçası çok kullandığımız, ihtiyaç duyduğumuz ifadeler de değil. Ben onu şey için söyledim, hani sayılamayan olarak aklıma geldi de. Yani Önemli. kama şöyle diyelim, kama ifadesi her daim yani bir şeyin miktarını, adetini, ağırlığını, fiyatını öğrenmek isterken sorduğumuz soru kalıbı. Ayrıca biz ne diyoruz mesela Türkçe'de? Ne kadar güzel çocuk. Burada çocuğun kaç defa güzel olduğunu sormuyoruz. Veya bunu da ifade etmiyoruz. Veya ne kadar güzel yayla. İbranice'de de aynı şey var. Kama at yafa örneğin. Yani ne kadar Yafa güzel. güzelsin. Kama ata yafe bu ifade de var. Bunun dışında Eyze'yi de kullanıyoruz. Yani Eyze ben adam yafe. Yani ne kadar güzel bir adam gibisinden. Yani kama özellikle hem bir şeyin miktar, ağırlığı, adeti, fiyatı sorulurken kullanılıyor. Ayrıca günlük hayatta olabilir, filmde olabilir, şiirlerde olabilir, şarkılarda olabilir. Bu ifade de kullanılıyor. Kama at yafa. Örneğin ne kadar güzelsin. Buradaki kamanın ifadesi değer değil, pekiştirme. Bir nevi iltifat diyelim yani. Bir şey iltifat. Anladım hocam. Şey bu. Gayet iyi. Ben şunu da tavsiye ediyorum her zaman. Elbette şu ana kadar birçok bilgiyle donatıldık, öğrendik. Ama bu dilin kendine has bir şeyi var, ruhu var diyelim. Bu dilin kendine has bir ruhu var. Bir başka dilin kuralıyla buradaki kuralı benzetmeye çalışırsak her zaman için sorun yaşayabiliriz. Elbette değerlendirme yapabiliriz. Değerlendirme yapmak faydalı da. Örneğin işte bu fiilin isim halini yaparken kullanmış olduğumuz değerlendirme. Türkçe'de de diyemiyoruz bunu. İlla ki fiilin master halini kullanıyoruz. Cümleyi anlatabilmek, anlayabilmek ve kurabilmek için. Ama örneğin işte bu dilde zakar nekeva ayrımı var. Ayrım demeyelim de ifade tarzı var. Dişil ve eril. Bu bizim dilimizde yok. Başka dillerde var. Rusça'da var, Yunanca'da var. Yunanca'da 3 tane var hatta. Hem eril hem dişil hem de ortası var. Her an yani hem dişil olabilen hem eril olabilen ifadeler var. Bunu bizzat bir Rum hanımefendiye sormuştum burada yani. Aynı kursa gidiyorduk. Kıbrıs Rum kesiminden gelmişti. O söylemişti yani bana. Konudan konuya atlıyormuşuz gibi görünüyor da hep konuştuğumuz şeylerle ilgili. Tavsiyem her daim için konuşurken cümleyi Türkçe olarak kuralım zihnimizi, ondan sonra çevirelim. Ve her zaman diyorum yani yanlış olabilir, devrik olabilir, bunun hiçbir önemi yok. Önemli olan saldırmak diyelim tırnak içinde. Aynen böyle, saldırmak diyelim. Başka birkaç örnek verin. Yeşli mehonit adom. Mehonit. 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 Bunun dışında hangi kelimeyi kullanabiliriz onun yerine? Duydunuz mu hiç? Oto. Oto, Oto. doğru. Aynı şey. Ama mehonit İbranice, oto İngilizceden gelen bir kelime. Şimdi burada başka bir ayrıntı daha var. Yeşli mehonit adom diye cümle kurduk, değil Adom, mi? evet, Adom dedim ama aslında Adom değil de beyaz diyecektim. Tek Adom'u bildiğim için Tamam. kullandım. Beyaz ne? Lavan. Aklıma gelmedi. Lavan. Lavan, Lavan. lavan. Lamet, bet, nun, sofit. Fakat bu cümle kurulduğu zaman herkes anlar ne ifade edildiğini. Kırmızı bir arabam var veya beyaz bir arabam var. Fakat mehonit nekev olduğu için
Yine bununla ilgili sıfat da nekeve olarak ifade ediliyor. Bu sıfat büyük olabilir, renk olabilir vesaire. O yüzden eğer kırmızıysa şöyle diyeceğiz. Yeşil mekonit aduma. Adom yerine aduma diyoruz. Adom diyor, aduma diyoruz. Lavan yerine lavana diyoruz. Çok kritik bir bilgi değil. Ben her zaman diyorum yani bu şekilde söylenildiğinde de insanlar anlıyor. Ama hoş hali bu şekilde. Yeşli mehonit lavana. Lavana. Beyaz bir arabam var. Eğer örnek verelim yani bu bahsettiğimiz şey eril olsaydı yani yeşli sefer lavan. Yani beyaz kitabım var demek durumunda olacaktık. Dediğim gibi çok kritik bir şey değil. Zamanla alıştığımız bir ifade tarzı bu. Burada şunu belirtmekte fayda var. Söz konusu nesnelerin cinsiyetine göre sıfatların da ifade tarzı değişiyor. Nekevaysa nekeva hali, erilse yani zakarsa zakar hali. Bu şunun için de geçerli. Diyelim ki büyük araba diyelim. Büyük araba. Yeşil mekonit gıdola. 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 Gadol değil. Ama o şey olsaydı, yani eril olsaydı, yine kitap örneğini verelim. En kısa örnek ve en akla hızlı gelen. Yeşil sefer gadol. Gadol. Gadol da aynı şey, gıdola da aynı şey. Mani olarak değişen hiçbir şey yok. İfade tarzımız değişiyor. Bunu söylemekte bir diğer faydası şu, duyabiliriz. Gadol kelimesini biliyoruzdur ama bir anda gıdola diye bir kelime duyduğumuz zaman ya bu nedir diyebiliriz yani. Veya lavan duyduysak, lavanı biliyoruz ama bir anda bir yerden lavana duyduysak o bizi şaşırtabilir. Ya lavanı biliyorum da lavana ne acaba? Acaba lavana ak mıdır? Beyaz değil de ak mı manasına geliyor? Değil. Farkı zakar ve nikev olmasından dolayı. Hocam lavan aynı zamanda isim miydi? Sanki işte, lavana diye isim Yakup, var. Yakup peygamberin kayınpederi. Levon diye birisi var. Levon var. Levon. Kök harfler aynı mı? Aynı görünüyor kök harfler. Anlam açısından bir bağ var mı bilmiyorum. Levon. Oğullardan bir tanesi yani. O şeylerde, konularda geçen oğullardan bir tanesi. Levon. O Levon. Lavana diye isim var ama günümüzde. Kadınlara verilen bir isim. Lavana diye bir isim var. İsim çok. Beyaz, beyazla, beyaz anlamında. Beyaz anlamında. Işte. Beyaz anlamında. Yani araştırmadım ama tanıdığım bir hanımefendi var. İsmi öyle yani. Lavana. Bunun dışında birkaç daha örnek kuralım. Siz söyleyin. Az önceki örneği benim için kullanın. Yeşli dediniz. Senin bir araban var. Yani senin kırmızı araban var deyin. Ata önce yeşli. Yeşli ata. Yeşli benim var. Yeşli benim var demek. Yeşli benim var. Senin var nasıl ifade ederiz? Tam onu aklıma gelmedi. Edatlarda bu konu var. Edatlarda. Benim tavsiyem bu dersi tekrardan dinlemekte fayda var. Edatlarda var. Edatlarda yanılmıyorsam 7. derse başlıyordu. Güz döneminin 7. dersinde başlıyordu edatlar. Çok önemli. Ben her zaman şunu diyorum. Eğer bir kişi edatları, fiilleri, günlük o 50 fiili, soru kelimelerini biliyorsa dilin %50'sini öğrenmiştir diyebilirim rahatlıkla. Çünkü çok kullandığımız ifadeler bunlar. Yeşli, yeşleha. Yeşlo. Leha. Leha. Karşımdaki erkekse yeşleha diyorum. Karşımdaki erkekse. Karşımdaki bir kadınsa yeşlah diyorum. Yazılışı aynı. Yazılışı aynı. Yeşliyi nasıl yazıyoruz? Yud şin, boşluk, lamed yud. O yeşli oluyor. Benim var. Yeşlahı ise yud şin, boşluk, lamed kaf sufit. Yeşleha... Hocam şey dedik gibi yani, todaraba lah veya todaraba lah, evet. Leha.
Evet. Sana teşekkürler. Bazen deriz işte toda deriz karşımızdaki toda raba lah veya leha. Kibarlık yani veya oradaki ya durumla ilgili. Bu yeş veya en veya ben bunun gibi ifadelerin hepsi edatlar da geçiyor. 7. derse başlıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ve 8-9 diye devam ediyor. Edatları gerçekten çözümleyebilirsek, daha doğrusu öğrenirsek, çözümleyecek çok ciddi bir şey yok. Çözümlemekten kastım, yeş ifadesi bir edattır ve bu edat her türlü kişi zamirine uyarlanır. Uyarlanabilir yani. Yeşli, yeşleka, yeşlah, yeşlo, yeşla, yeşlanu, yeşlanu yani bizim var. Yeşlehem, sizin var. Yeşlehen, sizin var. Yeşlehem ve yeşlehen diye devam eder. Her edat, her türlü kişi zamirine uyarlanabilir yani. Burada şunu çok rahat not düşebilirim. 7. dersten 9. derse kadar edatlar var. Bunları öğrenmek son derece faydalı. 50 fiil ve soru kelimeleri, 50 fiil ve edatları biliyorsanız gerçekten dilin büyük bir kısmını öğrenmişsinizdir. Bunlar hem günlük ifadelerde geçiyor hem de otantik yazılarda var. Bol bol da pratik yapmak gerekiyor. Bol bol da pratik yapmak gerekiyor. Eğer zaman varsa dinlemek çok fazla fayda sağlıyor. Dinlemek. Dinlemek çok fazla fayda sağlıyor. YouTube'da bunlarla ilgili filmler var, şarkılar var, şiirler var vesaire. Herkesin ilgi alanı farklı olduğu için yani net bir şeyi belirtemiyorum. Çünkü herkesin ilgi ve alanı farklı olduğundan anlama yeteneği de farklı oluyor. Kimisi filmden daha çok öğreniyor, kimisi şarkılardan daha çok öğreniyor, kimisi belgesel tarz anlatımlardan çok öğreniyor. Ben daha çok yazılanlardan öğreniyorum. Yazılı metinler bana daha çok fayda sağlıyor. Bir başka cümle daha kurun. Tabii. Ba hufşa ani nosea le Antalya. Behofeş veya behufşa. Hufşa. Behufşa. Hofeş'ten geliyor kelime. Hofeş yani özgür veya izinli veya tatil. Ve hufşa dediğimiz zaman işte tatilde, izinde veya serbest olduğum zaman da. Be hufşa ani nosea la Antalya. Nosea gitmek. Nosea'nın yerine gitmenin öteki fiil aklıma geldi. Oleh diyebilir miyiz? Oleh. Hayır. Şöyle ifade edelim. Nosea araçla gitmek. Nosea araçla gitmek. Araçla bir yere gidiyorsak bu fiili kullanıyoruz. Nosea veya noseat nekeve hali. Eğer holek dersek biraz doğru olmuyor. Şu anca doğru olmuyor. Holek sadece ayakla gittiğimiz yer. Antalya'ya da yürüyerek gitmeyeceğimiz için o yüzden nosea fiilini kullanıyoruz. Bu iş içinde geçerli. Ne bileyim yani araçla gidilmesi gereken yerlere Nosea diyoruz. Bu bizim araçımız. Uçakla gittiğimizde? TAS diyoruz. Latus. Yani TAS. TETS SAMEH. TAS uçmak. İngilizce'deki gibi yani. Fly. Fly. Gerçi biz buradaki şeyi anlıyorum yani. Biz Türkçe'yi kullanırken bunların ayırt ederek kullanmıyoruz. Yani eğer ben Antep'ten İstanbul'a gideceksem uçakla da olsa, arabayla da olsa, trenle de olsa hep ne diyoruz? Gitmek diyoruz yani. Gidiyorum. Evet. Bunun pek bir ayrımı yok. İbranice'de de yani bu şekilde söylediğiniz zaman hani holek lantale dediğiniz zaman kişi anlıyor. Anlamaz değil yani anlıyor ama doğru hali hani nosea. Çünkü bu durumda gerçekten karşımızdaki bir insan bizim bu eylemi nasıl yapmış olduğumuzu anlıyor. Yani Antalya'ya uçakla da gidilebilir, arabayla da gitmek mümkün. Yürüyerek de gidilir ama o apayrı bir spor dalı yani artık. Bu tabi vasıtayla gitmek anlamında mı hocam? Vasıta eskiden araçla. Araba yoktu eskiden. Hani 150 yıl önce. O zaman Nosea yine kullanılıyor. Şöyle diyelim. Yani. Şimdi İbranice'nin tarihiyle ilgili bir durum bu. Evet.
Tapınak yıkıldıktan sonra, yani bu Süleyman Tapınağı, ikinci tapınak yıkıldıktan sonra sürgün dönemi diyoruz. Yani o dönemi sürgün döneminde hiçbir topluluk, gerek kaybolan oymaklar diyelim veya kaybolmayan oymaklar, hiçbir zaman gittikleri toplumda günlük hayatta İbranice'yi kullanmadılar. Çünkü İbranice'nin asıl amacı manevi yazıları anlamak, anlatmak ve anlamak için ifade edebilmek için kurgulanmış bir dildi ki halen de öyledir. Bu yüzden sürgün zamanında herkes içinde bulunduğu toplumun dilini konuştu. İbranice ise diğer konular için kullanıldı. Yani manevi konular için kullanıldı diyelim. Yıllar sonra, 2000 yıl sonra tekrar İsrail Devleti kurulurken, yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tartışma olmuş. Topluluk yeniden oluşurken, devlet yeniden kurulurken resmi dil ne olacak diye. Aslında birçok toplumun manevi önderi İbranice'nin günlük hayatta kullanılmaması gerektiğini ısrarla vurgulamış, hatta diretmişler, biraz ağır eleştirilerde bile bulunmuşlar. Hatta şöyle bir ifade var, yani devlet kurarken en büyük eşekliğimiz İbranice'yi resmi dil olarak kabul etmemizdi diyenler bile var. Bunu eşeklik olarak ifade etmişler veya büyük bir aymazlık, büyük bir hata olduğunu. Çünkü bunun için kurgulanan bir dil değildi. Hatta birçok insan gerekirse İngilizce olsun demişler yani. Türkçe olması gerektiğini düşünenler bile de varmış. Osmanlı'dan kalan kültürden dolayı. Şimdi 2000 yıl önce veya Avram'dan, yani İbrahim'den diyelim. Yani aslında ilk Adem dediğimiz kişiye kadar gider. Fazla şey yapmak istemiyorum. Ama toplumsal olarak kullanılması Avram'la başlar. Babil'den sonra, Babil'den çıkıştan sonra. Şimdi o yüzyıllarda, o zamanlarda kullanılan nesneler, ifadeler çok farklı. Daha doğrusu insan yaşamı da farklı. Fakat günümüze geldiğimiz zaman dil tekrardan toplumsallaşmaya başlayınca birçok nesnenin İbranice'de yeri yok. Bunun içerisinde araba var, elektrik var, elektronik ifadesi var. Bazılarına İbranice isim verilmiş, mesela haşmal, elektrik demek. Biz ayrı bir isim vermemişiz. Yani İngilizceden almışız tamamen, ama haşmalın bir şeyi var yani. Yani elektriğin karşılığı var İbranice'de. Fakat bu geçmişte kullanılan bir kelime değildi. Kök olarak evet geçmişe dayanan bir ifadesi var, fakat bunun dışında hiçbir bağı olmayan yepyeni ifadeler de söz konusu. Hatta otantik yazılarda domates yok. Ne diyeceğiz o zaman? Domates kelimesi üretilmiş. Agvania diye bir kelime üretilmiş. Çünkü karşımızda artık domates diye bir sebze var ki tarihi 1850 yılında başlıyor, yani bu sebzenin İspanya'da. Evet. Öncesinde zehirli olduğu için, zehirli olduğu düşünüldüğü için yenilmemiş, ama bir şekilde insan hayatına giren yeni olgular var. Yeni nesneler var, yeni kavramlar var. O yüzden bunlara yeni isimler vermek durumunda kalınmış. O yüzden Nosya gibi de olabilir. Evet, geçmişte araba yoktu. Ne kullan? Çünkü araba yoktu zaten. Evet. Bununla ilgili Evet, yani. yani çoğu dilde bu olabiliyor dediğimiz ya mantıklı, doğru. Ama buradaki önemli şey, gerçekten bu dil kurgulanırken günlük hayatı değil, daha başka bir hayatı anlatmak için kurgulandığından dolayı yıllar sonra yeni yeni kelimeler eklenmiş. Yani tapınak yıkılırken de eklenen kelimeler var. Yunancadan veya Latinceden, özellikle Zohar kitabını okuduğumuzda o dillerden katılan, giren ifadeler var. Çünkü daha önce insanlığın önünde olmayan veya hayatında olmayan yeni olgularla karşılaşılıyor. Ve o olguyu daha iyi anlatmak için ve o olgunun ne olduğunu ifade edebilmek için, o olgunun türetildiği kültürdeki ismine ise aynen kullanılmış. Umarım anlatabilmişimdir. Belki tabii anladım. Hatta belki bugünkü nesil o kitapları okuduğunda daha iyi anlıyor belki de. Günümüzün mantığıyla belki de o zaman o anlatılmak istenmiş. O dönemde anlaşılmamış belki günümüzde daha iyi belki de anlaşılıyor bazı bölümleri. Olabilir, burada şey önemli, gerçekten alegori önemli. Yani bu dilin geçen fiil,
Ler dersinde söyledim. Yani leidamot diye bir fiil var. Mesela en son işlemiş olduğum 17. fiiller serisinin leidamot. İlk fiil yani oydu. Leidamot. Yani benzemek. İşte Adem kelimesi oradan geliyor. Mesela Evet, ama evet. bunu çok yalın bir Adem. şekilde görüyoruz yani. Yalın bir şekilde görüyoruz. Yani Adem dediğimiz olgu ve Adem dediğimiz değer diyelim. İşte leidamot fiilinden türetilmiş. Benzemek, ona benzeyen. Hocam mesela Adama, Adon, Adem'e çok benziyor. Yani. Adam mesela yine o fiil dersine bakın, 17. fiil dersi leidamot fiilinin ani zamirindeki gelecek zaman ifadesi edame. Ki zaten de yazar, yani Adem kendi adını kendisi verdi ama gelecekteki adını verdi. Çünkü bir süreçten bahsedildiği için gelecekteki adını kendisi verdi, edame. Oradan da görüyoruz ki Adem kelimesi oradan çıkıyor mesela. Çünkü bu su Adama toprak değil miydi aynı toprak, o da zamanda? doğru. O da doğru. Aslında Yani domemden Adem hani geliyor. topraktan yaratılmış da deniyor ya. Doğru. Şöyle yani, bununla ilgili alegori serisinde dersim var yani. Bir ders işlemişim, Havva ve Adem. Adem ve Havva daha doğrusu. Aslında kelime kökü domemden geliyor. Domem hareketsiz demek. Hareketsiz. Kımıldamayan. Bu şeyi tasvir ediyor. Yani insan arzusunu. İnsan ilk yaratıldığında yani hiçbir hareketliliği yok. Son derece basit bir arzuya sahip. Son derece basit bir arzuya sahip. O basit arzudan, hatta okuma serisinde de bunu yaptık. Geçen 2 hafta okuma serisinde de bunu yaptık. Yani gelişim domemden başlıyor. Gelişim domemden, cansız seviyeden başlıyor, sonra gelişmeye devam ediyor. Bitkisel seviye vesaire devam ediyor. Konuşma serisinde, pardon, okuma serisindeki 3. ders olsa gerek. Orada da işledik yani bu konuyu. Adama kelimesinde aynı zamanda dam da var. Kan da var. Kan da var. Buradaki vurgu domem seviyesinden yükselmesi. Evet, Edame'yi okuduğumuzda orada Adama'yı da görüyoruz. Yani toprağı da görüyoruz. Veya bununla ilgili en çok kafa karıştıran bir diğer ifade işte, yani Havva Adem'in kaburgasına veya alt tarafındaki bir taraftan yaratıldığına dair. Tavsiyem şu yani, burada fazla şey yapmayayım. Alegori serisinde Adem ve Havva diye bir ders var. Orada bunların çok daha ayrıntılı bir şekilde yazılı olarak ifade etmiştim. Alegorik bir ifade yani. Hani birisinin topraktan alınıp böyle hamur gibi yaratılma şeyi değil yani bu. Ve fiilleri öğrendiğimizde, fiilleri gördüğümüzde bunların gerçekten aslında ne ifade ettiğini gayet rahat anlayabiliyoruz yani. Evet, bu dilin en çok hoşuma giden yanı da bu. Yani belli mantık silsilesi ve bağlantılı. Yani her Evet. kelime öteki kelimeye bağlantılı ve belli mantıkla. Belli bir amaç Amaç. çerçevesinde türetilmiş yani her kelime. Bununla ilgili İbranice ve alegori serisi var. Orada yani yeryüzü, gökyüzü, Adem, Havva, Moşe yani Musa, Sina Dağı vesaire, buna benzer ifadeler var. Hatta yine son fiil serisinde har kelimesini, yani dağ kelimesinin nereden geldiğini gördük ve Yusuf kelimesinin nereden geldiğini gördük yani. Yusuf kelimesi bir fiilden türetilmiş. Yani losif, toparlamak, eklemek yani. Çünkü Yusuf'u sattıkları zaman zaten her şey dağılıyor ya, bütün kardeşler. Yusuf da oradan Evet, geliyor yani. çok ilginç. Losif'ten geliyor. Örneğin losif fiilinden geliyor. Alegorik ifadeler yani. Hepsi alegorik ifadeler. Şimdi şöyle yapalım. Biz yine devam edelim ama ben size ödev vereceğim. Tabii. Ödev vereceğim. Öncelikle güz dönemi 6. derste, 6. derste soru ifadeleri var. Onları çalışın. 9 tane soru ifadesi var İbranice'de temel olarak. Onları çalışın. Güz döneminin 6. dersinde olsa gerek, yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra 50 fiil dersinden ilerleyebiliriz. Tamam, not aldım. Önceliğimiz soru ifadeleri.
6. ders, ondan sonra 50 fiilden devam edeceğiz. Yani bir temel var, sadece sizdeki eksiklik şu: kurgu. Kurguyu tamamlayacağız. Kurguyu tamamlayacağız. Bu şekilde daha Tamamdır. hızlı Sizin ilerleriz yani. desteğinizle olacak. Ezra Taşem diyelim. Bezra Beyza Be Haşem. Ezra Taşem. Ha, Ezrat. Ezra, onun Ezra. yardımıyla. Şem'in yardımıyla diyelim. Şimdilik bu kadar, bu şekilde noktalayalım. Çünkü bir saat oldu. Yine haberleşiriz. Önümüzdeki hafta söylemiş olduğum yerden devam ederiz. Boş zamanınız oldukça bol bol tekrar edin. Tabii. Tamam. Asitoda